Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TETA'yı geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik. ikinci günün son dersine. Üçgende açıda kalmıştık ve üçgende açıyı bu dersimizle birlikte bitireceğiz. Evet kitabımızda da sayfa numarası 21'de kalmıştık. 21, 22 ve 23'ün sol tarafını işleyeceğiz ve bugünü bitireceğiz. Evet şöyle bakıyorum. Ne işleyeceğiz? Hmm eşkenar üçgenin tanımını vereceğiz ve burada bir ek çizim tekniği göstereceğim. Burada açıda bir ek çizim tekniği göstermiştik. Hatta 2. Bu üçüncü oldu değil mi? Evet geometri çok fazla fazla ek yok merak etmeyin. Hatta ek adı altında bir dersimiz de olacak 3. günde. Sonra ne işleyeceğiz? Açı ortayların özel durumlarından bahsedeceğiz. Ve dersimizi de bitireceğiz. Güzel sorular yine var burada. E o zaman hadi ne duruyoruz? Bu dersimize başlıyoruz. Şimdi neyle başlıyoruz? Eşkenar üçgenin tanımıyla başlıyoruz. Evet bütün kenarları birbirine eşit olan üçgene biz eşkenar üçgen adını veriyoruz. Ya şimdi eşkenar üçgende bütün açılar nedir? 60'ar derecedir. E sebep bu ikizkenar üçgendir. E taban açıları birbirine eşittir. Hocam bu da böyle ikizkenar. E bu taban açısıyla buradaki taban açısı da eşit. 3 tane çizgi var. E 180 bölü 3'ten 60 geldi. Aşker. Tamam. Eşkenar üçgen tanımı neymiş? Bütün kenarları birbirine eşit. Bütün açıları birbirine eşit ve 60 derece. Yani bir soruda bir ifadede eşkenar üçgen lafını duyduğumuz zaman hemen ne yapıyoruz? Hocam 60'ları yazalım. Yok. Tanımın tamamını uygulayacağız. 60'ları yazacağız. Kenarların eşitliğini de yazacağız. Tamam. Tanımı bu çünkü. Kenarlar eşit. Açılarda 60'ar derece. Bunu unutma sakın. Çünkü bir tanesini unutunca soruyu çözemiyoruz. Çünkü ekstra başka yerlerde de eşitler veriliyor. O eşitleri fark edemiyorsun sonra. Başka eşkenar üçgenle ilgili bir şey söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. Şimdi şöyle bir şey olsa elimizde. Şu eşit iki kenar olsa. Biz bu eşit iki kenarı gördüğümüz zaman şöyle x kenar üçgen genelde yapmıyoruz. Çünkü bir şey yaptığımız zaman elle tutulur bir şey oluşması lazım. Ekstra bir bilgilerin oluşması lazım. Ama buradaki açı 60 derece ise eğer işte bu zaman o zaman şöyle bir x kenar üçgen yaparız. Çünkü bu x kenarı oluşturduğumuz zaman özel bir durum çıkıyor. Tepe açısı 60 derece olan x kenar üçgen 180'ler 60 çıkart. 2'ye böl 60 60 yaptı a eşkenar üçgen çıktı deyip üçüncü kenara da eşitliği koyacaksın. Bak, bir şey çizdiğin zaman bir şeylerin oluşması lazım. Yok ben buradan bunu çizeyim, yok şuradan şunu çizeyim, vay şöyle olsun, vay böyle olsun gibi şeylere asla ama asla geometri girmiyoruz. Bak burada bir şey çizdim, eşkenar üçgen oluştu. Yani ilk çizim tekniklerinden biri de neymiş? Eşit iki kenar arasında 60 derece varsa işte o zaman sen ikizkenar üçgen yani eşkenar üçgen oluşturabilirsin. Şimdi gelelim öğrenme alanına. Öğrenme alanı sorusu. Evet, ABC eşkenar üçgen demiş burada Badem ABC eşken üçgen demiş. Tanımını hemen uyguluyorum. Hocam açılarımız 60'ar derece. Bak böyle sadece 60 yazınca. Ondan sonra aa hocam burası eşit burası eşit. Alakası yerde eşitlik var. Ne yapacağım ben diyorsun. Kardeşim eşkenar üçgen dedi de şuradaki eşitleri niye yazmıyorsun? Bak yazınca ne çıktı? Aa şu eşitler yan yana geldi. Yani burada bir ikizkenar üçgen çıktı. E başka bir şey demiş mi? BCD'yi de bak takıldım soruda hemen soruyu okuyorum. BCD'yi 100 vermiş. Hocam BCD açısı. Aha da burası 100 dereceymiş. O zaman buraya kaç kaldı? 40 kaldı. Ve şu bir iki Kenar üçgen yaptı. Bu ikizkenar üçgende tepe açısı 40 derece. 180'den 40 çıkart. 140 2'ye böl. 70 70. Alfayı da böylelikle 70 derece olarak buluruz. E daha şıkkında alfayı 70 bulduk. Geldik B şıkkına. Şimdi soruya bakıyoruz. Valla arkadaşım şuraya baktığınız zaman aa ne güzel bir ikizkenarlık var. Hemen ikizkenar üçgen oluşturayım diyeceksin değil mi? Oluşturdum mesela böyle. Oluşturduğun zaman tepe açısı 110 derece ise 180'den 110 çıkart 2'ye böl. E, kaç? 70 35 yapıyor. 35 35. E burası da 60 dereceydi. Burada 25 kaldı. Böyle takıldın kaldın. Şuradaki eşitliği kullandın mı? kullanma Kullanamadın. İşte öyle kafamıza göre. ikizkenar kenar gördük diye ikiz kenar üçgen oluşturmuyoruz. Öyle kafamıza göre oluşturmuyoruz. Ne yapacağız? Burada da ikiz kenarlık var böyle. Aa buradaki ikiz da Bak burası 60. 60'ın kollarında böyle eşitlik varsa işte o zaman ikiz kenar oluşturabilirsin. Çünkü eşkenar oluyor. Özel durum oluşuyor. İşte burada bu verilen bilgilerde bir şey yapamıyoruz ya. Burada hemen şunu çizip eşkenar üçgeni oluşturdum. 180'e 60 çıkart. 2'ye böl. 60 60 oldu. Eşkenar. Ama eş kenarı görünce tanımını tam anlamıyla uygula. Ne yapıyorsun? Bütün kenarların eşitliğini yazıyorsun. Ve sonra bak iyi ki de yazmışız. Şurada x kenar çıktı. Bitti gitti soru. E bu tamamı 110 derece verilmişti. Şuradaki açının. O zaman orası 110 derece ise. Buraya kaç kaldı? 50 kaldı. X kenarın tepe açısı 50 derece. 180'den 50 çıkart. 130. 2'ye böl. 65. 65 yapar. Yani böylelikle alfayı da 65 derece olarak bulursun. Evet B şıkkı. 65. Geldik. 23'e. 23. soruda ne demiş? Dikdörtgen şeklindeki bir panoya. eşkenar üçgen ve ikizkenar dik üçgen gibi şeklindeki tablolar birer kenarları pano'nun kenarlarına paralel ve birer köşeleri çakışacak şekilde yapıştırılmış. Bak şu dik üçgen ya. X kenar dik üçgen bu o zaman. Şu da diğer üçgen ya. O zaman bu da eşkenar üçgen. Hemen ne yapıyoruz? Açıları bir yazalım. 60, 60, 60'ları yazdık. Tamam eşitlerde koyalım şöyle. Bu da ikizkenar dik üçgen şöyle şöyle ve 45 dereceleri koyduk. Ve sadece tanımdaki böyle eşkenar dedi koyduk. X kenar dik üçgen dedik koyduk. İkizkenar dik üçgen olmasından dolayı 90 ya burası. Diğer açılar toplamı da 90 olduğundan 45 45 oldu. Şuradaki tanımını, tanımlarını yazdık. Başka kullanmadığım bilgi ne? Kullanmadığım bilgi birer kenarları tablonun kenarlarına paralelmiş. Mesela bunun bu kenarı paralel değil. Bu kenarı paralel değil. O zaman bu kenarı paralel. E bu tablonun kenarlarına paralelse yani şununla şu birbirine paralel diyor bize. Başka eşkenar üçgende bir kenarı paralel. E bu değil, bu değil. O zaman bu paralel olacak. Yani o zaman burada da şununla da şu paralel. Dikdörtgen şeklindeki bir tabloydu bu. Dikdörtgenin de karşılıklı kenarları birbirine paralel. Tamam, paralelleri de yazdık. Şimdi paralellikler falan var. E ne yapıyorduk biz? Paralel doğruları uzatıyorduk. Verilen bilgiler dahilinde bir şey yapamıyorsak burada o zaman uzatalım. Paralel doğruları uzatalım ya da sivrilen yerden paralel açıyorduk. Paralel doğruları şöyle uzatayım. Mesela şunu uzattım böyle. Buradan bir şey geldi mi? Hocam burası 90 burası da 90 olur yöndeşlikten dolayı sadece. Paralel ya 90 burası da 90 olur. Tamam. Başka bir de şu bununla paralel verilmişti. O zaman bunu da yukarı doğru bir de aşağı doğru uzatayım istersen. Uzatayım. Yukarı doğru uzattığında tamam burası da 90 derece oluyor. Çünkü burası 90 ya. Yöndeşlikten 90 orası da 90 ya da 90'sa 90 ise yöndeşlikten 90 gelmedi. O zaman aşağı doğru da uzatayım. Hop aşağı doğru uzattığım zanda. Hocam burası 90 oldu. Yön eşitten dolayı burası da 90 oldu. Hmm. 45. 90 sa o zaman burası da 45 yaptı. E arkadaş biz bunu uzatmıştık zaten. Şunu uzatmıştık. Bu doğrusal oldu. O zaman burada ne çıktı? Hop şurası. Alfa 60 ve 45'in toplamı da 180 olmak zorunda. 60, 45 daha 105. 180'den 105 çıkınca da alfayı da böylelikle 75 derece olarak buluruz. Örnek 23. 75. Geldik 24'e. ABC eşkiler demiş. Hemen ne yapıyoruz? Açıları yazıyoruz. Yazalım bakalım açıları. 60, 60. Bunun da tamamı 60. Buraya 50 kaldı. Ama sadece açıları yazmayla kalmayalım. Kenarların eşitliğini de gösterelim. Karışık yerlerde eşitlik olduğu zaman nasıl gösteriyorduk? Tırtıklı bir şekilde. Mesela şurada tırtıklıyım. Hocam bu tırtıklı, bu tırtıklı, bir de bu tırtıklı. Yani kenarların eşitliğini gösterdim ben şimdi. Başka ne demiş? BD ile AC birbirine eşit demiş. BD ile AC. Arkadaş AC uzunluğu burası değil mi? Bak normalde şöyle göstereyim. Şöyle çift çizgi, çift çizgi. Aa hocam böyle çift çizgi, çift çizgi olarak gösterdiğin zaman çok alakası yerde gibi duruyor. Ama aslında bu tırtıkladıklarım da çift çizgi, çift çizgi değil mi? Evet. Yani o zaman burası da ne oldu? Burası da tırtıklı oldu. Ana ne güzel bir şey çıktı burada bak. Alakası yerde değişiklik verilmişti. E burasıyla da burası eşit. Yani burada da bak ikizkenar üçgen çıktı. E o zaman ikizkenarlıkları burada kullanalım. Şimdi ben ne bulmuştum burada? Her zaman verilen bilgiyi kullanacağız. Bulduğumuz bilgiyi de kullanacağız. Ne buldum? 50 buldum. Hocam bu 50'ye Bak burada bir çift çizgi, burada da bir çift çizgi var mı var? Yani şurada bir ikiz kenar üçgen var, taban açıları birbirine eşittir. Hemen 50 ise diğer taban açısı da 50'dir yazdım buraya. 50-50-100, bak burası 50-50-100. Diğer açısı da 180'e tamamlayan açısı 80 derece yapacak. Şurası 80 yapıyor, hemen geldim buraya da 80 dereceyi yazdım. Hocam burası 60sa o zaman buraya 20 kaldı ve dikkat dikkat. Şurada da bir ikiz kenar üçgen var. Hemen şöyle karalayayım hatta. Şuradaki ikiz kenar üçgende de ne oluyor? Tepe açısı 20 derece. 180'den 20 çıkart. 160. 2'ye böl. 80, 80. Burası da 80, burası da 80. Yani alfa artı 50 eşittir. 80 ise alfayı da böylelikle 30 derece olarak buluruz. Cevap 30. Örnek 24'e 30 bulduk. Geldik örnek 25'e. Hmm. Soruda bu verilen bilgilerle hiçbir şey yapamıyoruz. Hadi yazsak yazsak şunu yazarız. Xken burası da x, 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 dolayı diye yazarız değil mi? Başka 3 tane eşitlik verilmiş ama dikkatimi çeken bir şey var. Hocam 60'ın kollarında şöyle şöyle eşitlik var. 60 kollarında böyle böyle eşitlik varsa ne yapıyorduk? Eşkenar yapıyorduk. Hemen eşkenarımızı yapalım. Hop geldik şunu çizdik. Eşkenarımızı yaptık. Yaptık mı yaptık? Eşkenardan dolayı açıları yazdık. 60 60 yaptı. Tabi buradaki çift çizgi de koyalım. Bak buradaki çift çizgiyi koyunca ne oldu? Şimdi burada da bir ikizkenar çıktı. E o zaman taban açıları birbirine eşit. 25 ise burası da 25 oldu mu? Oldu. E sonra ne yapacağız? Bizden x isteniyor. X nerede? Hocam şuradaki üçgende ama buradaki üçgende bu açı yok. Aslında şöyle bulabiliriz orayı. 25, 25 ise 50, 130 diye bulurum burayı. 130, 60 daha bilmem kaç sonra burayı bulup sonra şuradaki üçgende de x'e ulaşırız. Ya da büyük düşün. Büyük üçgene bak şimdi. Bak şimdi. Büyük üçgende de x aynı zamanda büyük üçgende eleman değil mi? Evet. E o zaman. Haydi bakalım yaz. Aa. Ya da şöyle de yapabilirsin ya. Bak burada ne var? Boynuz ya da bumerang. Yani 25x ve x artı 25 toplama 60 diyebiliriz. Ama ben neyse şunu söyledim. Şurası kaç derece? 85. 85 artı. Burası 60 artı x. Artı burası da 25 artı x. Bunların hepsini toplamak toplamı ne olacak? 180 olacak. X, x'ler 2x yaptı. 85, 25 daha 110, 60 daha. 170, o zaman 180'den 170 çıkınca da 10 yaptı burası. Niye yazamıyorum ben? Dur bakayım. Aa kalem. Kalem gitti. Dur burası 10 oldu. Bir daha seçeyim şöyle kalemi. Heh. Şöyle 10 oldu. X'i de böylelikle kaç buluruz? 5 olarak buluruz. Bazen böyle aksilikler yaşanılabiliyor. Kusura bakmayın. 25. soru ne çıktı? 5 çıktı. Bitti o zaman. Gelelim diğer soruya. Oo. Hmm. Soruyu okuyalım bakalım. Tepe açıları 140 derece olan ikizkenar üçgen biçimindeki iki eş tablo duvardaki A ve B çivilerine tepe açılarına şekil birdek gibi sabitlenmiş. İlk önce şundan bahsetmiş. Böyle tepe açıları 140 derece olan iki tane üçgen var elimde. A ve B çivilerine sabitlenmiş ve bunlar eş. Tepe açıları bunlarsa ikiz olan kenarlar bunlar değil mi? Evet, aklımızda bulunsun bu. Sonra ne diyor bu orada? B çivisiyle sabitlenen tablo döndürülüp şekil 2'deki konumuna getirildiğinde 40 derecelik açı oluşuyor. Bak beraber döndürelim bunu. Hadi bakalım şimdi. Şurayı döndürüyoruz üçgeni. Yeşil üçgeni döndürüyoruz. Hop döndürdük. Döndürdüğümüzde oraya geldi. Açılarımızda alfaya 40 derece oldu. Peki şimdi sana şunu söyleyeyim. Döndürme soruları eş yapı sorularıdır. Çünkü hep aynı espriyi yapıyorum. Bana bak. Bana 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 bana. Şöyle bir bak. Nerede? Şöyle. Bana bak. Kalemi görüyor musun kalemi? Şu kalemi. Döndürdüğünde yine aynı kalem mi? Aynı kalem. Yani bunun eski aile ile şimdiki hali aynı mı? Aynı. E o zaman bunlar ne oldu? E uzunluklar olarak eş olacak. İşte döndürme de eş yapı sorularıdır. Yani bir uzunluğu döndürdüğünde şuradaki haliyle eski halini eşit olarak göstereceksin. Bir üçgeni döndürdüğünde de üçgendeki bütün kenar uzunluklarının eşitlerini göstereceksin. Eş yapı. Hatta üçgende açıda olduğu için döndürülmüş halindeki, üçgenin döndürülmüş halindeki kenarların eşitliğini yazacaksın. Aynı zamanda açıların eşitliğini de yazacaksın. Eş yapılarda bu bizim için çok önemli. Şimdi soruya dönelim. Sorumuzda bak döndürmüştük ya. Döndürme kısmına bir daha gelelim. Şöyle şey yapalım. Aslında yine eski haline geri getireyim ben. Şu eski haline geri getir bakayım. Hop getirdik geri. Şimdi yine döndür bakayım şöyle. Eski halindekiyle döndürülmüş hali ne oluyor? Birbirinin tıpkısının aynısı. O zaman ne yapacağız? Açıların eşitliğini, kenarların eşitliğini yazacağız. Hayır yazalım bakalım. Tepe açıları kaç dereceydi burada ilk önce? 140. Şu ikiz kenar ilk şekilde gösteriyorum. 140. Şu ikiz kenar 180'den 140 çıkar. 2'ye böl 20 20 yaptı bunlar. E aynı şey bu Burası 140, 20, 20. E burası da 140 döndürülmüş hali de aynı şey yapı. 20, 20 yazdık. E bir de ne yapıyorduk? Bunlara çift çizgi, çift çizgi yazdık. E o zaman buradakiler de çift çizgi, çift çizgi. Bunlar da çift çizgi, çift çizgi mi? Evet. E sonra ne yapacağız? Bu verilen bilgilerde bir şey yapamıyorum. Eee nereye odaklanacağız? Verilen bilgiye odaklanacağız. Ne verilmiş bize? 40. Şu 40 verilmiş. Ama buradaki üçgende bir şey yok ki. Ama 40 verildi ya. Bak oraya yoğunlaş. Beynin bir şey fark eder. İşte sen beyninle yapmaya çalıştığın zaman her zaman sonuca daha rahat bir şekilde ulaşırsın. Ne var burada? 40'ın yanında 20 var. Aa, 60 derece var. Vay! 60'ın kollarında da şöyle çift çizgi çift çizgi var. Yani sen burada ne yapabilirsin? Bir eşkenar oluşturabilirsin. O zaman eşkenar oluşturalım. Çünkü şuradaki açı 60 derece. Hop, çizdik bunu. Hemen eşkenar oluşturduk. Hocam 180 60 çıkart 2'ye böl 60 60 çıktı ya. Bir de burada şu eşitliği de mutlaka yaz. Kenarlarının eşitliği, açıları da 60 derece yazacak. Bak yazınca ne çıktı hocam? Şurada da bir ikizkenar çıktı, süper. E şu açı kaç derece? 60. Hocam bunun tamamı zaten 140 buraya 80 kaldı ve şuradaki üçgene bakar mıyız artık? Hocam şuradaki üçgende elimizde ikizkenar üçgen oluştu ve tepe açısı 80 derece. 180'den 80 çıkart, 100, 2'ye böl. 50 50 taban açıları 50'ye 50 olacak. Alfa artı 20 eşittir 50 ise alfayı da böylelikle 30 derece olarak buluruz. Çok güzel bir soru dostlar. Gerçekten güzel bir soru. Yani dönme soruları kalem döndüğünde yine aynı kalem. Eş yapılarıdır. Eş yapıları da ÖSYM sever. Bir döndürme sorusuyla karşılaşabilirsiniz. Bunu dönüşüm konusunun içerisinde de bize sorabilirler. Ama üçgende açı konusunun içerisinde de geliyor. Yani şimdi dönüşümde böyle nokta döndürmesi falan filan sormayabilir de bu şekilde döndürme de ÖSYM sorabiliyor. Haberiniz olsun ama eş yapıyı da lütfen unutma. Özellikle üçgen, dörtgen, beşgen gibi döndürmeler gördüğün zaman bu şekilde eş yapıyı da unutmayacağız. 26. soru güzel bir soruydu. 30 derece yaptı cevap. Geldik 27'ye. Hmm. 27. soruda açılar verilmiş. Ya ne var hocam yaparım. Bak şimdi. arkadaş şimdi burada ilk önce sen bu soruyu yapar mısın? Durdur dur videoyu. Sen bir yap bakalım yapabilecek misin? Yapamadığın zaman neyi yapamadın bir ona bak tamam. Şimdi ben devam ediyorum. Sen de geldin zaten yaptın ya da yapmadın. Şimdi arkadaş ben ne yaparım? Bana verilen bilgilere odaklanın. Ne verilmiş bana? Hocam 35 var burada elimde. Sonra 50 var. A bu bir üçgen elemanı. Hocam iki tane açı yan yana toplamı bir dış açı. Yani şuraya eşittir. Hemen verilen bilgileri kullanarak da şu açıları bulmaya çalışıyorum. Evet burası kaç derece yaptı? 85 derece yaptı burası. Sonra başka bir şey verilmiş bir diye bakıyorum. E, 85 ve 20 25'ten bir şey bulabilirim. Başka 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 eşitlik meşitlik. Bakıyorum bir dakika. Buradan sonra hiçbir şey yapamıyorum gibi duruyor değil mi? Baktım. 25'i kullandım mı? Tamam. 85-25 daha kaç yaptı? 110. Buraya kaç kaldı? 70 kaldı. Hemen buraya bir 70'i yazalım. 70. Ters açıdan 70. Bak bulduğum bilgiyi de kullanacağım. 70-50 daha. 120. Buraya kaç derece kaldı? 60. Sonra hocam şuradaki üçgende de bak. Şurası 70 ya. onla neyi toplarsan 70 yapar? 60'ı. Burası 60 yaptı mı yaptı? Aa 60. Hocam 60 burada. Burada da 60. Aha da burası da 60. Yani bizim şu üçgen ne oldu? Eşkenar. Eşkenarsa o zaman ne yapıyoruz? Kenarların eşitliğini mutlaka mutlaka yazıyoruz. Ama böyle karışık sorularda ben eşkenar böyle gördüğüm zaman kenar eşitlerini böyle tırtıklıyordum değil mi? Şu şekilde tırtıkladım. Tamam eşkenarda eşitleri yazdık. Başka? Takıldık kaldık. Bir şey yapamıyoruz. O zaman bak verilen bilgilere odaklan. Bakıyorum odaklandım. Her şeyi kullanmışım. O zaman bir de bulduğun bilgilere odaklan. Bulduğun bilgilerde ne var benim mesela burada? 85. Başka Hocam 70'i zaten kullandım ben burada 60'ı falan yazarken. Aa 60'ın yanında 25 var. Ana bak burası ne oldu? Hocam şu açın tamamı 85 yaptı. Yani bak artık 85'i de kullanabiliyorum. Evet şuradaki üçgen nasıl bir üçgen oldu? İkiz kenar üçgen oldu. Ha ikiz kenar oldu demeyle kalma. Tamamını yaz eşitleri yaz. Evet burada o zaman burası da çift çizgi olmak zorunda. Yani bunu da böyle tırtıklıyorum. Şuraya kadar çift çizgi oldu ikiz kenardan dolayı. Bak dostum

İyi ki de eşitleri yazdık. Ne çıktı burada da? Şurada da bir x kenar üçgen yok mu? Çünkü şu kenarlı şu kenar birbirine eşit olmadı mı? Oldu. Hadi bakalım. Onu da şöyle göstereyim. Yeşille göstereyim. Hocam burada da bir x kenar üçgen çıktı bunun tamamı böyle. Tepe açısı da bunun 50 derece. Tepe açısı 50 ise 180'den 50 çıkart. Hocam 130. 2'ye böl 65 65. Yani şuradaki açı da 65 yapar. Buradaki açı da 65 yapar. O zaman 60 ile alfanın toplamı 65 ise alfayı da buradan 5 derece olarak buluruz. Soruyu çözemeyen Niye çözemediğiniz şimdi anladınız mı? Verilen bilgilere odaklan, yaz, bulduğun verilen bilgiyi kullan ya da bulduğun bilgiyi kullan. Ya bu tür klasik açı sorularında soruyu yapamadıysan büyük ihtimalle ekstra bir yerlerde eşitlik çıkar böyle. X kenarlık çıkar, eş kenarlık çıkar. Dikkat et normalde böyle klasik soruların zor sorularından biri. Hiçbir şekilde eşitlik vermemiş sadece eşitliği bizim bulmamız gerekiyor. Ama aslında çok çok zor da bir soru değil. Yapılabilecek bir soru. ÖSYM tarafından sorulur mu? Valla zannetmiyorum ama... Biz kendimizi her şeye Hazırlamalıyız. O yüzden ben sana bu şekilde bir soru çözmek zorundayım. Tamam? Zorunda mıyım? Zorundayım. Evet. Böylelikle üçgende açıda bu şeyde eşkenar üçgen kısmını da hallettik. Şimdi geldik şuraya. Açı ortaylarla alakalı kısma geldik gençler. Biz iç açı ortayı yani açı ortay konusu daha sonra işleyeceğiz ama üçgende açıda da böyle açı ortayla ilgili kurallarımız var. Şimdi ilk önce kuralları söylüyorum ben sana. Bir üçgende bu iç açı ortay bu iç açı ortaysa iki iç açı ortay arasında kalan açı 90 artı A açısı bölü 2'dir. Bak A açısını kullanmadık ya. Gördün mü? Şuraya. 90 artı A açısı bölü 2. Peki şuraya gelelim. Bir üçgende. Bak üçgenimiz burasıyken. Dikkat. Üçgeni de böyle karalayayım da. Şey olmasın. Sıkıntı olmasın. Bir üçgende iki tane iç açıortay ortay kestiği zaman arasında kalan açı. 90 artı A açısı bölü 2. Asıl üçgenimiz bizim burada. Bu sefer yine ABC üçgeni. Buradaki üçgende de yine aynı şekilde. Bu sefer dış açıortaylar arasında kalan açı. Yine aynı. Kullanmadığın açı A açısı değil mi? A açısı. Bu sefer 90 eksi A açısı bölü 2. Bu sefer 90 eksi A açısı bölü 2. Biraz öncekinde neydi? 90 artı A açısı bölü 2 idi. Demek ki iki tane iç açı ortay arasında kaldığı zaman 90 artı A açısı bölü 2. iki tane dış açı ortay arasında kaldığı zaman 90 eksi açısı bölü 2. Bir iç bir de dış. Üçgenimizi belirleyelim ama. Asıl üçgenimiz bu. ABC üçgeninde iki köşeden açı ortay çıktığı zaman yalnız biri iç biri dış olduğu zaman bu sefer kuralımız da şu. Bir iç bir dış açı ortay arasında kalan açıda bak açı ortay çıkmaya yer burası ya sadece ve sadece A açısı bölü 2'ye eşit oluyor gençler. Hepsinde de A var mı? A açısı bölü 2 var mı? Var. Yani kullanmadığın açının yarısı. Ee, niye bu şekilde kullanmadığın açının şeklinde söyledim? Çünkü tam tersi de gelebilir. Mesela şöyle dış açı ortay böyle. Dış açı ortay böyle. Burada kaç? 90 eksi bir. Şurada kaç bölü 2? Ya da ne bileyim şöyle şöyle gelir. Bu sefer şöyle iç açı ortay. Buradan bir iç açı ortay. Buradan bir dış açı ortay gelir böyle. Hocam o zaman ne olacak? Kullanmadığımız açı burası değil mi? O zaman burası buradaki açıda ne olacaktır? Şuradaki açıda. Hocam sadece ve sadece A açısı bölü 2. Çünkü buradaki üçgende buradan açı ortay. Buradan açı ortay çıktı. Bur buradan çıkmadı. Ozan sadece sadece bunun yarısı olacak diyeceğiz. Anlaşıldı mı gençler? olay bu. Ya hocam ben bu kuralları bilmeden, ben bu kuralları da bilmeden böyle bir soruyla karşılaşırsam eğer sonuca ulaşır mıyım? Tabii ki ulaşırsın. Hatta biraz sonra soruda da gösteririm ben sana. İlk önce bir uzun yoldan çözeceğim sana. Ama e, bu şekilde formülde bilenleri var. Ama ÖSYM böyle bir şey yaptığı zaman da formülünü de veriyor. Ama aslında burada formül de çıktığı için formülünü de vermeyebilir. O yüzden formülü bilen formülle yapsın. Hepsinde A açısı bölü 2 var. Tekrarlıyorum. Şu şekilde olduğu zaman 90 artı A açısı bölü 2. Dış açı arasındaki 90 San eksi A açısı bölü 2. Bir hiçbir diş olduğu zaman da sadece, sadece A açısı bölü 2. Yani burası alfayken burası ne oluyor? 2 alfa oluyor. Bir de bununla ilgili ben şunu söylemek istiyorum gençler. Bak, bak, bak. Dikkat et. Şimdi burası... İki tane açı ortayın kesim noktası oldu değil mi? İki tane açı ortayın kesim noktası açı ortayların kesim noktasıdır. İki tane iç açı ortayın kesim noktası. Hop burası iç açı ortayların kesim noktasıdır. Bak I nasıl söylenmiş zaten iç açı ortayların kesim noktasıdır. Yeter ki iki tane açı ortay kessin açı ortayların kesim noktası olması olur. İki tane iç açı ortay kestiği zaman iç açı ortayların kesim noktasıdır. Buna bazen işte çemberin merkezde diyoruz. E burası madem açı ortayların kesim noktası. Üçüncü köşeden de bir şey gelirse işte bu da açı ortay olmak zorunda. Ama nasıl açı ortay olacak? İçte olduğu için iç açı ortay olmak zorunda. Yani şunu da şöyle göstereceğiz dostlar. Peki hocam bu da aynı şekilde. İki dış açı ortay burada kesmiş. Burası da dış açı ortayların kesim noktasıdır. O zaman A köşesinden gelen doğru da ne olmak zorunda? Hocam bu da açı ortay olmak zorunda. Yani şunu şöyle çizdiğin zaman bu da açı ortay olacak. Yalnız A dış açı ortay olmayacak. Nasıl bir açı ortay olacak? iç açı ortay olacak. Bu da iç açı ortay olur. Şimdi bununla ilgili bazen zor sorularla karşılaşabileceğiz. O yüzden detaylı bir şekilde anlatıyorum bunu. Arkadaş iki tane dış açı ortay bir noktada kesir. Üç tane dış açı ortay bir noktada kesmez. Çünkü bir üçgeni çizdim. Şu dış açı ortay. Bu da dış açı ortaysa. Bak şunun dış açı ortayı burası. Bunun dış açı ortayı burası. Şöyle şöyle değil mi? Hocam bunun dış açısı burası. Buradan bir açı ortay çizsem böyle gidecek. Ya da bunun dış açısı neresi? Bak dikkat et. Bak bunun dış açısını ben şöyle yaptım ama pardon. Şöyle yaptım ama bir de şöyle de olabilir. Şöyle de olabilir pardon. Buradan da dış açı çizdiğin çizdiğiniz zaman böyle bir şekilde gidecek. Yani kesinlikle ama kesinlikle buradan geçemiyor. Yani 3 tane dış açı bir noktada kesmez. 3 tane iç açı bir noktada kesiyor ya da 2 dış, bir iç açı bir noktada kesiyor. O zaman buradan gelen dış. Buradan gelen de dışsa buradan gelen de ne olmak zorunda? İç açı olmak zorunda. Hemen şuradaki açıları da bu şekilde göstereceğiz. Peki gelelim buraya. Genelde bunda zorlanıyorsunuz. Hocam şu iç açı ortay. Bu dış açı ortaysa tamam. İç ile dış arasında kalan açı. Burası alfa burası 2 alfa. Eyvallah. Peki hocam burada burası da çortayların kesim noktası oldu ama iç açı ortayların kesim noktası mı oldu dış açı mı? İç açı kesim noktasından geçen hep iç açı ortaylardır. Dış açı kesim noktasından geçen de de 2 tane dış açı ortay vardır. E hocam bak bu dış açı ortay. Bu iç açı ortaysa, o zaman bu köşeden gelen de buradan geçiyorsa ne olmak zorunda? Bu da dış açı ortay olmak zorunda. Yani buna ne diyeceğiz? Dış açı ortay olur. Çünkü Tekrar söylüyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Ya 3 tane iç açı ortay bir noktada kesir. Ya 2 dış bir iç açı ortay bir noktada kesir. O zaman bu dış açı ortaysa hemen şöyle diyorsunuz. Hocam bu açıyla bu açı eşittir. Hayır. Ya açının içi burasıysa dışı neresiydi? 180'e tamamlayanıydı. Yani şunu şöyle uzattın. Burası dış açı ortay olur diyeceksin. Tamam. Şimdi sorularına bakalım mı? Gel sorularına bakalım. Sorularını da daha net bir şekilde anlayacağız. Ama ilk etapta uzun yoldan yapacağım. Şu kaybolan lazerle yapacağım. Öncelikle şöyle bir soru geldi mesela. Hocam ne yapabiliriz? Uzun yoldan yani formülü bilmeden yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. X, X dersin. Y, Y dersin. Hocam 2X artı 2Y artı 80 eşittir 180 dersin. O zaman 2X artı 2Y'yi biz buradan 100 buluruz. X artı de kaç çıkar? 50 çıkar. Hocam X artı Y 50 ya buradaki üçgende X burada, Y burada toplam 50 ise o zaman buraya kaç kaldı? 130 kaldı. <laughs> İspatıyla bu şekilde yapabilirsin. Aklına gelmez form. Ya da hocam şuraya baktık. Bu iç açı ortay. Bu iç açı ortay. Açı ortay kullanmadığımız yer burası değil mi? Evet. O zaman formülümüz ne olacak? Alfada. Alfa neye eşit olacak o zaman? Hocam 90 artı 2 tane iç olduğu için 90 artıydı. 80 bölü 2 diyeceğiz. Yani alfayı böylelikle 90 artı 40'tan 130 derece olarak bulur. B şıkkına bakalım. B şıkkında da yine aynı şekilde. Gençler dinleyin bak. Farz edelim unuttunuz. Tamam. Unutabilirsiniz. A A. B, B dersiniz. Hocam A artı B buradan belli. Üçgen iç açıları toplamından. A artı B 100 geldi. Sonra ne yaparsın burada? Hocam alfa bu üçgende iç açılara gideriz. 180 eksi 2A, 180 2B ve alfanın toplamı da eşittir. 180 deyip üçgen iç açıları toplamından yine sonuca ulaşırsın. Bir tık işlem kalabalığı oluyor sadece. Burada ne diyeceğim? Alfa eşittir 90 eksi 80 bölü 2 mi diyeceğim? Hayır dikkat. Açı ortaylar arasında kalan açı ile ilgili formülüm var. Açı ortaylar arasında kalan açı bu sefer 80. 80 eşittir 90 eksi alfa bölü 2 diyeceğiz. Tamam. E o zaman burası ne yaptı? Alfa bölü 2 buraya yatalım. 80'i bu tarafa atalım. Alfayı da böylelikle 20 derece olarak buluruz. B şıkkı 20 çıkar. Geldik C şıkkına. Hocam C şıkkında da direkt hocam burası iç. Burası dış. Ve burası alfa ise burası 2 alfa olur. Değil mi? Çünkü neydi? İç ile dış arasında kalan açı alfa ise buraya 2 alfa yazıyorduk. Yani direkt 2 alfa eşittir. 40 sa alfayı da böylelikle 20 buluruz. Evet ama hocam ispatıyla yap diyecek olursan kaybolan yazıyla yapayım. Biz ne diyelim şuraya x x diyelim. Hocam şuradaki üçgende 2 iç açı 1 dış açı. x ile alfanın toplamı burası yapar. x artı alfa bak burası da x artı alfa. E sonra ne yapacağız? Buradaki üçgende de yine 2 iç açı 1 dış açı. Yani 2 x artı 40 eşittir Şurası 2x artı 2 alfa yapar. 2x'ler nanay olur. 2 alfa eşittir işte 40'tan alfayı da böylelikle 20 bulur muyuz? Buluruz. Bu şekilde de yapılabilir arkadaşlar. Yani normal klasik unuttuğunuz zaman klasik yolla da sonuca da ulaşabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Sihir yapalım. Şu yazıyı silerim. Git yazı. Nasıl yaptım sihir ama? <laughs> Neyse. Evet anladık olay herhalde. Bayattı ya. Aman burayı silsem mi falan. Neyse. D şıkkına gelelim şimdi. Aa hocam D şıkkı. Burada bu açı ortay. Bu da açı ortay. E böyle bir şey olduğu zaman ne diyeceğiz? Açı ortay açı ortay şurası. Öyle her zaman formülle de olmuyor. Onu da söyleyeyim. Burada kaç sorulmuyor ki bana? Burada kaç soruluyor bana? Ya formülde yemiyor işte. O yüzden olayın mantığını da bilmek lazım. Bak özellikle açı ortaylı sorularda. Tamam. E, formüllü bir şey yoksa x x y, y a, a b b deyip a artı b'yi bulup ya da x artı y'yi bulup işlem yapabilirsin. Eyvallah. Ama baktın orada da soruyu yapamadıysan açı ortaylı sorularda açı ortayların kesim noktası var mı diye düşün. Ondan sonrasında da hızlı bir şekilde aklından şu geçsin. Ya 3 iç, 3 iç açı ortay bir noktada kesiyor ya da 2 dış bir iç açı ortay bir noktada kesiyor. Ama orada üçgende belirle. Üçgenimiz zaten burada belirli. Şurada belirli zaten. Üçgen belirlemek de önemli. Şimdi dış açılarda özellikle çok önemli. Burada hocam şu bir iç açı ortay. Bu da bir iç açı ortay. E, burası açı ortayların kesim noktası yaptı. Üçüncü köşeden gelen de ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. Yani burası alfa. Bitti. Bak burası 70. Bak burası 40. 70. 40 daha 110. O zaman buraya 70 kaldı. 2 alfa eşittir 70 ise alfa da böylelikle 35 olur. Cevap 35. Evet öğrenme alanında da işi kaptık mı? Kaptık. Devam. Örnek 28. Hocam direkt formül. Ama dur. Dikkat dikkat. Açı ortay, açı ortay. Açı ortayların kesim noktası. Buradan gelen de açı ortayların kesim noktasından geçiyor. Kesinlikle açı ortaydır. İsteyen A, B, B yazsın. İsteyen formülü yapsın. Şimdi şuraya baktığınız zaman bu açı ortay, bu açı ortay. Arasındaki açı verilmiş. Yani 130 eşittir. 90 artı açı ortay çıkmayan yer. Çünkü biz bunlar arasındaki şeyden bahsediyoruz ya. Açı ortaya çıkmayan köşe C köşesi oldu. O zaman ne diyeceğiz? 130 eşittir. 90 artı. iç açı ortaylar arasında olduğu zaman artıydı. C açısı bölü 2. Yani 2 alfa bölü 2 olacak. Bölü 2'ler nanay. O zaman 90 40 mı oluyor? Alfayı da böylelikle 40 derece olarak bulduk. Cevap 40. Geldik bir sonraki soruya. Hmm. Şimdi, 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 şimdi. Bir dur bakayım. Böyle zor soruları size veriyor. Ama olayı anladım mı, anlamadım mı diye bakmak istiyorum kardeşim. Şu soruya bakar mısın? Şu soruya sen bak. Allah aşkına sen. Soruda böyle açı ortaylar var. Bir iç açı ortay, bir dış açı var Bakalım yapabilecek misin? Ya niye böyle diyorum? Yapamadan bana gelince bu durumda da çok faydalı oluyor. Yaparsan süpersin, harikasın. Yapamazsan da beni dinle, onda da süper olacaksın. Hiç merak etme. Tamam. Hadi bakalım. Devam. Şimdi burada ne verilmiş? Açı ortaylar verilmiş. Ama açı ortaylar nereden çıktığı önemli. Hocam buradan açı ortay buradan açı ortay çıkmış. Yani bu üçgende çıkmış. Bak bu üçgenin bir iç açı ortayı ve bir dış açı ortayı var. Tamam. E hocam biliyoruz. Bir iç açı ortay ve bir dış açı ortay arasında kalan açı. Açı ortay çıkmayan yer bak A köşesi oldu. Olunca ne oluyordu? Açılarda 1'e 2 oranı oluyordu. İç ile dış arasında kalan açı alfaysa burası 2 alfaydı. Yani burası 25 ise burası kaç olacak? 50 olacak. 50 yazdık ama alfa soruluyor bize. Soruyu bulamadık. 50 yazdık. Daha sonrasında buralarda falan işlem yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. O zaman açıortayların kesim noktasına dikkat ediyoruz. Şimdi açıortayların kesim noktası var mı burada? Hocam var. Bu açıortay, bu da açıortay. Burası açıortayların kesim noktası oldu. Hemen açıortayların kesim noktasını yaptık. Peki üçüncü köşeden gelen bu köşeyi kullandım. Bu köşeyi kullandım. O zaman bu köşeden gelen de açıortay olmak zorunda değil mi? Evet. Ne demiştik? Ya 3 iç açı ortay bir noktada kesiyordu. Ya da 2 dış 1 iç açı ortay bir noktada kesiyordu. O zaman buradan gelen daha açı ortay olmak zorunda. Ama nasıl olacak? Şu iç bu dışsa bu da dış olacak. Sakın şunlar şunlar eşit olacak deme. Yani iç açı ortay olmaz ki. A açısının içi burası değil mi? E içi burası. Dışı ne olacak? 180'e tamamlayan açısı olacak. Yani 180'e tamamlayan da bazı arkadaşlar şöyle yapıyor ama. benim şurada alfalık kısım lazım olacak bana. Burada şu dış açı ortay, şu dış açı ortayı çizecek olursam zaten bu tarafa doğru gidiyor. Oradaki dış açı ortay işime yaramayacak demek ki benim. O zaman uzantısını yani 50 derecenin uzantısı dış açısı 180'e tamamlayanı bir de böyle uzatılarak bulundur değil mi? Şimdi bir daha söylüyorum. Bu iç açı ortay. Bu dış açı ortaysa o zaman buradan gelen de açı ortay olmak zorunda ama dış açı ortay olacak. Yani şurası da nokta nokta olacak. Belki iki nokta diyeyim hatta. iki nokta iki nokta. Yani burası da alfa olacak. E o zaman olay bitti. Bak 2 alfa artı 50 eşittir 180. 2 alfa eşittir 130. Alfa da buradan 65 çıktı. Yani cevap 65 oldu. İnşallah yapmışındır ama demiştim. Ne demiştim? Böyle açı ortaylı soruları yapamadığın zaman neye dikkat ediyorsun? Açı ortayların kesim noktası var mı yok mu? Ona dikkat ediyorsun. Okey. Hadi bakalım. Geldik son iki soruya. Evet. Şimdi ilk önce şekil burada var da şekli büyüteceğim. Şimdi katlamayı ilk önce ben kendim göstermek istiyorum. Şöyle büyüteyim. Bir yüzüm mavi. Sen görüyorsun zaten kitabından görüyorsun. Ben ekranda gösteriyorum. Şimdi alttaki katlanmış halini de gösteriyorum. Şimdi ben burada bir hareket yapacağım da o yüzden. Bir yüzü mavi, arka yüzü kırmızı renkte olan üçgen biçimindeki iki karton birer kenarları üst üste gelecek şekilde ve birer köşeleri çakışacak şekilde aşağıdaki gibi üst üste konuluyor. Bir ABC üçgeni, bir de BDE üçgeni üst üste konuluyor katlanmış Kartonlardan biri BD. Şu BD boyunca katlanacak. Öbürü de CD boyunca katlanacak. İlk önce CD bak burada değil mi? Yok şöyle ben çizmeyeyim de lazerle göstereyim. Şu CD boyunca katlanacak. Hadi bir katlayalım mı? Katlayalım bakalım. CD boyunca katla. Katladığın zaman hop buraya mı geldi? Evet. Bir de öbüründe BD boyunca katla bakalım. Hop buraya mı geldi? Evet. Katladığında aşağıdaki şekil oluşmuş. Aşağıdaki şekilde sen şu anda görüyorsun. Peki ben şimdi katlama sorularında sana ne demiştim? Hep katlama soruları aslında eş yapı sorularıdır. Katlama sorularında geriye doğru açacaksın. Geri doğru açtığın zaman üstte binen kenarlar eşit. Üstte binen açılar eşit. Bak şimdi ilk önce şurayı açalım. Şu AB'nin olduğu yeri doğru açalım. Hop açtık. Ne oldu? Orada bak açtık kapattık. Hatta bir daha kapatalım şimdi. Oraya bir aç kapa yapalım. Aç kapa aç kapa. Aynı üçgen değil mi? Aynı üçgen. Neyse açtık. Üçgenler eski üçgenler. O üçgen oraya yapıştı. Aynı üçgen. Bir de öbürünü açalım. BC kat izli. Orada BF kat izli oldu değil mi bu arada? Öbürünü de açalım. Hop öbür tarafa doğru açtığım zaman da E, C üçgeni DC'de ne olmuş oluyor orada? DC'de çizecek olursak DC'de kat çizgisi olmuş oluyor. O kat çizgisinden bir daha şöyle bir katlayabilir miyiz şurayı? DEC e, üçgenini katladığımızdan o üçgenlerin üstüne bindiğini de gör. Gördün değil mi? Tamam gördün. Şimdi açalım ve soru normale dönsün. Haydi bakalım. Şimdi şuraya geldik. Katlamayı sen böyle animasyonla da gördün. Katlamayı açtık, kapattık. Hep üst üste binen kenarlar, üst üste binen açılar. Birbirine eşiti kullanacağız burada. Neyse biz bunu gördük ya böyle katlamada. Hemen ne yapıyorsun? Eski haline geri açıyorsun. Ne olursa olsun bunu unutma. Eski haline geri açıyoruz. Şekli eski haline geri getiriyorum. Hop şöyleydi bu eskiden burası. Çünkü bu böyle katlanmıştı. Bak biraz önce şeyde de açmıştık. Böyle katlanmıştı. Kat çizgisi burası oldu. Değil mi? Ondan sonra öbürünü de açıyorum. Öbürünü de açtığım zaman da hop şöyle oldu kardeşim. Tamam. Burada şu üçgen buraya gelmiş. Bu üçgen de buraya gelmişti böyle. E bu üçgen buraya geldiyse üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. Ama sanki kenar eşitliğini kullanmayacağız orada. Ekstra eşitlik falan verilmemiş. Açı eşitliğini kullanalım. Hocam şu açılar birbirine eşit. Üstte üste binen açılar. Bu üçgen buraya geldi ya üst üste bindi bu açılar. Bunlar birbirine eşit. Hatta şunlar da birbirine eşit, değil mi? Ondan sonra oradaki eşitliği de göstereyim hatta. Şunlar da 2 nokta 2 nokta şeklinde göstereyim. Hatta bizden alfa açısı isteniyor. BDA da 80 derecede olarak vermiş. Şurada kaçıyı 80 derece vermiş. Tamam. Sonra şuraya gelelim katlamada. Buradaki katla katlamada da üst üste binen açılar eşit olacak. Hocam o zaman bu açıda da bu açı birbirine eşit olacağı için burası 40 40 diye paylaşırım burayı. Evet. Hatta buradaki açılar da birbirine eşit mi? Eşit. Hmm. Şimdi soruya şöyle bir geri çekilelim bakalım. Baktık, baktık, baktık. Bakınca şunu fark ettik mi? Hocam bu bir iç açıortay. Bu da bir dış açıortay. Aa İç ile dış. Şuradaki üçgende. Fark ettin. Fark ettin. Hemen şöyle gösterelim hatta üçgende. Şuradaki üçgende kardeşim ne oldu? Bir iç açı ortay var bir dış açı ortay var. Hatta mavi kalemle gösteriyorum sana. Hocam bu iç açı ortay bu da dış açı ortay. İç ile dış arasında kalan açı 40 sa. Direkt burası 80 olmuyor muydu? Evet. E, benim alfaya ulaşmam lazım şimdi. Şimdi biz burada da bunu böyle katlamıştık. Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit demiştik ya. Hocam bu açıların eşitliğini yazdık. Bu açıların eşitliğini de yazdık. Ama bu açıların eşitliğini yazmadık. Üst üste binen açılar burada da birbirine eşittir. Yani 80 ise burası da 80 yaptı. E o zaman burada ne oluyor? Alfayı da kaç derece bulmuş oluruz? 100 derece bulmuş oluruz. Evet burada da yine eski nesil bir soruyu ne yaptık? Hani bir önceki yaptığımız soruya benziyor aslında. E, eski neslin bir orta halli sorusunu sadece yeni nesile çevirmişim. Tamam ilginç bir soru güzel bir soru. Geldik bir sonraki soruya. 31. sorudayız. Son sorudayız. BAD 20 derece ve 80 derece verilmiş ve açı orta halli de verilmiş. Hmm. Şimdi burada alfa nedir diye soruluyor açılara dalalım istersen. Hocam dalsak ne olacak ki? X X dedi. Hiçbir şey yapamıyoruz, değil mi? Hiçbir şey yapamıyoruz. Hiç. hem de hiçbir şey yapamıyoruz. E ne yapacağız? Burada iki tane açı yan yana verilmiş. 20 ile 80 yan yana verilmiş. Hmm. Bunun mantığını kullanmak. Zorunda. 20 ile 80 yan yana verilmiş. Bunun özel durumu nedir? Arkadaş sana güzel bilgi veriyorum. İstersen şuraya not olarak da yazabilirsin böyle. İki açı sadece bak soruya baktığın zaman sadece iki açı yan yana verilmiş. Başka da bir şey yok. İki açı yan yana verildiğinde bunun özel durumunu bulmak zorundasın. Bunun özel durumu nedir? Nedir? Ne 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 acaba ne? İki açı yan yana geldiğinde özel durumu 180'e tamamlayan açısı. 180'e tamamlayan açısına bak güzel bir açı geliyorsa güzel hamleni yap. Mesela burada 20 ile 80'in toplamı 100. 180'e tamamlayan 80. Aa 80. 80 burada var. O zaman 180'e tamamla. Sen hemen şuradaki açıyı 180'e tamamlarken böyle de tamamlarsın. O zaman burası 80 olur. Ama 80'ler yan yana gelsin kardeşim. O zaman burada Bak şunu böyle tamamladım. Olmadı. O zaman ne yapacaksın? Şunu tamamla kardeşim. Hemen bunu böyle tamamladım. 180'e tamamlayan doğru açıyı oluşturdum burada. O zaman burası da 80 derece yaptı mı? Yap. Bak tekrar söylüyorum. İki açı yan yana geldiğinde sadece iki açı varsa yan yana geldiğinde bunun özel durumu 180'e tamamlayan durumudur. Tamam. Ya bu sorular seni böyle şey yapacak e, ilerleyen zamanlarda. Sadece iki açı yan yana ne yapabilirim? Özel durumunu düşünmeliyim diye kendi kendine soracaksın. Ha, özel durumunu düşünmeliyim dediğin an benim cümle aklına gelecek zaten. Ondan sonra da o mantığında olayı bitireceksin. 180'e tamamlayan açısını buldun. 80. A, 80-80. Açı ortay var. Bak şimdi dikkat. Hocam bu açı ortay. Hocam bu da açı ortay. Şöyle bakacak olursak. Buradaki üçgenin dış açı ortayları bunlar. Dikkat dikkat. Hocam bu dış açı ortay. Bu da dış açı ortay. O zaman burası ne oldu? Dış açı ortaylıklarla ilgili bir şey geldiği zaman açı ortayların kesim noktasına dikkat et diyordum. Hocam burası açı ortayların kesim noktası oldu. Şöyle çizerek göstereyim istersen. Hocam şu dış açı ortay, şu da dış açı ortay. E, dış açı ortay, dış açı ortay, açı ortayların kesim noktası. O zaman şuradan gelenden olmak zorunda, açı ortayların kesim noktasından geçiyorsa açı ortay olmak zorunda. Nasıl açı ortay olacak? Dış açı ortay mı? Hayır. Ya 3 İç açı ortay bir noktada kesiyor ya da iki dış, bir iç açı ortay bir noktada kesiyor. O zaman burada ne diyeceğiz? Hocam bu dış, bu dışsa bu da iç olmak zorunda. İç açı ortay şöyle şöyle gösterdim. Peki alfa'ya bakıyorum şimdi. Hocam alfa'ya baktığımda da bu iç ile bu dış arasında kalmış. Hani iç ile dış arasında kalan açı bir iki oran yok muydu? Yani burası alfa ise burası iki alfa olmuyor muydu? Evet. Yani burası iki alfa olacak. İki alfa eşittir 20 olacak. Alfa'yı da böylelikle 10 derece olarak buluruz. Evet zor bir soru mu zor bir soru ama artık bundan sonrası için zor bir soru olmaz bence. Çünkü niye? kaç yan yana geldiğindeki özel durumu sen burada öğrendin. Bu özel durumu mantığınla çözeceksin. İlerleyen zamanlarda da aynı cümleyi söyleyeceğim sana. Özellikle açı ortay konusuna geldiğimde bakalım hatırlayacak mısın? Deneyeceğim seni deneyeceğim. Seni deneyeceğim. Seni bulacağım oğlum. Tamam. Evet 31'i de bulduk. Yani yaptık. Böylelikle bugünü bitirdik. Tek çizimler Üçüncü günün konusu. E o zaman bugünü bitirdiysek hemen bir sayfaya bakalım. Sayfaya gidiyoruz. Kaçıncı sayfa? Üçüncü sayfadaydı galiba. Şafak sayarımıza geldik. İkinci güne şöyle bir tikimizi atalım kardeşim. Hop. Böyle kalıncana bir tiki attık buraya. Tamam. Sonra ne yapıyoruz? Ödevimiz var mı yok mu diye bakıyoruz değil mi? Dördüncü sayfada. Hemen bakıyorum. Hocam burada ödevimiz var mı? Sadece bak. Burada ödev no yok. Tamam hatta şuraya da bir tik atalım. Şurası da tik oldu. Ödevimiz yok. Ödevimiz 3. günden sonra ek çizimleri yaptıktan sonra. Evet gençler bugünü bitirdik Allah'ın izliyle O zaman ne diyoruz? Sonraki ders. Bir sonraki ders de ek çizimler. Bence geometrinin en önemli konularından biri. Yine orada da 3 dersimiz olacak ama kısa kısa 3 dersimiz olacak orada. Kazanımlar kısa çünkü. Buradaki gibi olmayacak. Buradaki gibi çok fazla soru yok. Burada her kalıbı göstermek istedim size. Neyse o zaman ne diyoruz? 3. günde ek çizimlerde. Önemli günde. Çünkü her yerde kullanacağız ek çizimi. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.